İşte beklediğiniz an geldi. Marmaris Rally Turkey ile Hızlı 8 başlıyor. Bu kez yolculuk Marmaris'e. Günlerden Cuma ve servis alanındayız. Hummalı çalışmalar öncelikle saat 15.30'da Marmaris Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilecek seremonik start için. TOSFET tarafından düzenlenen ve 13 Mayıs Cuma günü seremonik start ile başlayan Marmaris Otomobil Sporları Festivali kapsamında 3 farklı dalda yarış düzenlendi. Bunlar Klasik Otomobil Kulübü tarafından organize edilen 19. Batı Anadolu Klasik Otomobil Yarışı ve Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı Vezirov ile bizim de orada olmamızın asıl sebebi olan 2016 Türkiye Rally Şampiyonası'nın 2. ayağı Marmaris Rally Turkey idi. Geçmiş yıllarda rally pilotu olarak önemli başarılara imza atan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFET Başkanı Serkan Yazıcı'nın kararlı yaklaşımları ve organizasyonun büyüklüğü de önümüzdeki yıllar için otomobil sporu severleri heyecanlandıracak türdendi. Altı Türkiye Rally Şampiyonası'nın ilk ayağı Ege Rally'si için İzmir'deydik. Rally nedir'i konuştuk. Şimdi de Marmaris Rally Turkey için Marmaris'teyiz ve pilot nasıl olunduğunu soracağız. Yüzlerde gülümsemeden fazlasına sebep olabilen ekranlarda oyuncu ve sunucu, burada da rally pilotu olarak karşımıza çıkan Ümit Erdim'in yanına yaklaşıyoruz. Arabada bir şeyler yapıyor ama ne yaptığını bilmiyorum. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çekilmişiniz var mı? Merhaba. Müsait misin? Müsait abi. Tamam. Süper. Ümit
geçen yarışta abi Ege'de rally'ni biri sordu. Tamam. Onu aldık. Bir şey sormadınız. Şimdi... Ben yoktum Ege. Evet yoktun. O yüzden yoktum, soramadık. Gözler çok aradı. Onu sormayacağım zaten. Tamam. Şimdi yeni level'da rally pilotu nasıl olabilirsiniz anlatmaya çalışırken aslında senin rally pilotun nasıl olduğunu da alıyorum. Ha, okey. Anladım. Ters tamam, söyledim tamam, aslında ama olsun. O zaman bir dakika. Bu soru cevabı biraz... şöyle... Bence çok sevmek lazım. Birincisi. Gerçekten çünkü çok meşakkatli bir iş. Bayağı bir emek istiyor. Bir şey istiyor bu iş. Ve şöyle bir durum vardı. Önce bence hayal etmek lazım. Hatta dur abi. Burada, dur. Ben seni çözümü keseceğim. Seni biraz düşünmek şeyinde bırakacağım. Böyle kesersen bu görüntü doğal olmaz. Olmaz. Nasıl gerdim? Gerilmedim. Nasıl gerildi? Sen şimdi çok yüzeysel gidiyordun abi. Biraz yüzeysel daha böyle... Bir şey anlatacağımı bilmiyorsun ki. Tamam. Özür dilerim. Abi ne kadar kötü müdahale şu anda videoya ya. Şu an... Ama biz ben de ona direkt tacı atayım. Ben size anlatayım. İzleyenlere anlatayım. Hatta şöyle bir durum var. Şu anki federasyon başkanımız Serkan Yazıcı'nın ben posterlerini odama asan bir tiptim. Böyle 16-17 yaşında Kocaeli Rally'sinde çalışan, işte sırf yarış arabalarını daha yakından görebilmek için etapta çalışan, sonrasında arabalar kapalı parka girerken ben onlardan önce gideyim ki arabaların seslerini duymak istiyordum. Çünkü öyle bir derdim vardı ve özellikle Evo'larla ilgili derdim vardı Serkan abiden dolayı. Şimdi öyle bir şey kısmet oldu ki adam federasyon başkanı, ben Evo'yla yarışıyorum gibi bir pozisyon oldu. Onu arayabiliyorum, istediğimi sorabiliyorum. Etrafımda bana yardımcı olmak isteyen ve bu işte bana destek olan ve bilgilerini seve seve sonuna kadar aktaran birçok arkadaşım var. Dolayısıyla çok sevmek, çok istemek, hayal etmek lazım. Böyle hayali olan, böyle soranlar, isteyenler oluyor bazen. Biz onları seve seve ağırlıyoruz, garajda da ağırlıyoruz. Bana da herkes her şeyi sorabilir, ben de seve seve aktarabilirim. Ama rally pilotu özelinde konuşmak gerekirse, öncelikle araba kullanmak istiyorsak eğer, ben rally pilotu olacağım diye yola çıktıysak, bir kere şuurlu olmak lazım. Öncelikle arabayla ilişkimizin çok düzgün, insanlarla ilişkimizin çok düzgün olması lazım. Burada sonuçta hepimiz sporcuyuz. Benim profesyonel bir meslek hayatımdan dolayı insanlar beni tanıyor ama ben böyle bir de 30 yaşından sonra kendime sportif bir kariyer yapıyorum. Aslında. Yapmaya çalışıyorum. Ama inanın burada çok önemli şey var. İnsan ilişkileriyle alakalı, sporla alakalı. O yüzden sormak isteyen herkes gelip beni taciz edebilir seve seve. Ben cevap veriyorum zaten. Bunun gibi davranmam size yani, anladın mı? Bunun bana davrandığı gibi davranmam. Ben böyle konuşurum. Bu arada bu derken Burak bu, hani işte, kısaltmış bu olarak. Bu. Bak şu sakallı ama bu. İyi gördüm, kabul et ama. Çünkü bana iyi yürüdün. Çok teşekkür Başka ederim. Ne yapacağız? Abi yani aslında demek ki ben şunu anladım anlattıklarından. Bak ben sana daha da özetleyeyim mi? Rally pilotu olmak istiyorsanız abi Apache'liği bırakacaksınız. Öyle sokakta makas atan rally pilotu olmaz bir kere. Abi, yani... Ben araba kullanıyorum, ben çok giderim, öyle geçerim, acayip gidiyorum, ben çok yetenekliyim ve falan olmuyor. Burada böyle 0.2 saniyenin içinde 0.2 saniyenin içinde böyle saçınızı başınızı yolarken rally'de görürüm o makasları. Artistik yapmayın, adam gibi sporunu yapın. Etaplara gelin. Evet değil abi. Mi? Servis alanına gelin. Hiçbir tanışın. Fikrin yok, hiçbir evet. Fikri yok, adam evde oturuyor bak, hiçbir fikri yok. Bana mesaj atıyor internetten. Abi ben rally pilotu olacağım. Tamam, rally nedir diyorum mesela, ne yaptın, hangi yarışları izledin? Abi işte fırsat olmadı ya. Anladın mı? Evde evet. Kendi imkanlarıyla pilot olunmaz abi. Demek biraz bir emek vereceğiz. İşin içine dalacaksın yani. Bekliyoruz isteyenleri. Hadi bakalım. Onu da sakalı kestirip öyle alacağız. Yani. Gerçekten müthiş bir enerjiye sahip. Ayrıca çok da kibar. Takla atarken bile. Bir dakika kemeri açıyorum. İnmedim.
Rally bildiğiniz gibi doğayla iç içe bir spor. Dünkü günlük güneşlik Ceramic Start'tan sonra bugün yarışın ilk günü ve yağmur yağıyor şu anda. Marmaris'in o mükemmel doğası içerisinde ilerliyoruz. Mustafa Koç etabına gidiyoruz. Oradan görüntüler sunacağız size. Türkiye'de rally'ye başlamak için en başta en azından bir bütçeye sahip olmak gerekiyor tabii ki. Ya bir otomobil sahibi olmak ya da bir otomobil kiralamak gerekiyor. Rally Türkiye'deki motorsporların aslında en tepedeki branşı ama daha alt branşlarda da başlamak mümkün. Organizasyonlarda hakem olarak veya görevli olarak başlanabilir, bu sporun içinde yer alınabilir. Serviste bir takımın içerisinde bulunulabilir. Daha sonra işte karting en başı dersek buradan rally'ye kadar bir yol var. Hangi branşı sevdiğinize karar verip daha sonra bütçenize göre doğru branşı, doğru otomobili seçmek gerekiyor. Rally pilot olmak istiyorsanız Neo Motorspor internet adresimizden bulabilirsiniz. Amatörlere hizmet ediyoruz çünkü nasıl başlayacağınızı güzelce izah ediyoruz ve doğru yol gösteriyoruz. Bunları da ücretsiz yapıyoruz. Çünkü ben de amatör ve caddelerden gelen bir pilotum. Onun 11. yılım bu yıl. Ve amatörlere hizmet etmek bizim Neo Motorspor olarak bir görevimiz. Bu yıl Opel Corsa Cup yapıyoruz. Ve birçok amatör pilotu orada ağırlıyoruz. Eğitimler veriyoruz. Bu gibi organizasyonları başkaları da yapıyor. Bunları bulabilirsiniz ama bu sporu seviyorsanız bu yağmurun altında 3 gündür rekabet ediyoruz. Yağmur çamur demeden buradayız. Önce bu işi sevmeniz gerekiyor ve bu işin zorluğuna katlanmanız gerekiyor. Çünkü motor sporlarının en zor disiplini rally'dir. Dolayısıyla çok büyük bir özveri istiyor. Ama eğer seviyorsanız hayaller gerçektir diyoruz ve hayalinizi gerçekleştiriyoruz. Bir rally pilotu olmak için Volkan Işık seminerleriyle başlayabilirsiniz. Volkikar'da yarışarak başlayabilirsiniz. Direkt rally'den başlanmıyor çünkü. Önce pistte eğitim almak lazım. Ondan sonra buraya gelip rally pistlerinde başlamak lazım.